Selamlar sanırlar, yeni bir videoyla uzun bir zamanın ardından tekrar karşınızdayım. Ve uzun bir zamanın ardından dediğimde yaklaşık bir ay falan oldu ve bunun için gerçekten güzel bir açıklamam var. Dinlemenizi öneririm, tavsiye ederim. Şimdi bildiğiniz gibi son çektiğim 1-2 videoda, yani son yüklediğim 1-2 videoda ses konusunda bayağı bir zırtı vardı arka planda vesaire vesaire. Bunun sebeplerinden biri kendi kullandığım mikrofonun bozulmuş olması ve mecburiyetten dolayı kameranın üzerindeki mikrofonu kullanmak zorunda kalmıştım. Ama sebep buydu. Zaten çok fazla bir ilerleme vesaire kaydetmedim. Uzun zamandır aralıksız oynuyorum bu arada. Yani 7/24 tabiri caizse. Hatta sırf neredeyse bunun için gittim, telefon için bir tane kap aldım. Bu dik durmasını falan sağlıyor telefonun. Yani böyle dışarıda daha rahat farmlayabileyim diye. İyice kafa yedim artık kısacası. Her neyse, bugün size şey göstermek istiyorum. Hedefimdeki uçurum akını 5. kat takımını, kadrosunu göstermek istiyorum. Şimdi elimde yaratıkların hepsi var. Bir tanesi hariç hepsi var daha doğrusu. Fakat şu an için şöyle bir kadro kullanmaya niyetim var. Hemen gösterelim. Bildiğiniz gibi klasik kadroda Colleen, Darian, Ateş Banda, Konamiya ve Hua veya Shaolin, yani Su Kung Fu kızı vardı. Benim kafamdaki kadroda işler biraz şöyle. Fren arka tarafta, Ateş Banda ön tarafta, Shaolin arkada, Lisa arkada ve Liu Mei arkada. Bu şekilde olacak ve ön tarafa Panda'nın yanına Darien koymayı planlıyorum, fakat henüz almadım. Zaten daha Lisa ve Liu Mei 6 yıldız yapılacak. Fakat bunlardan ziyade geçtiğimiz gün Hıva'yı aldım, fakat rünlemesi bayağı sıkıntı. Hızlı olsun istedim, isabeti yüksek olsun istedim ki uyanınca isabet 25 daha artacak. Kritik oran düşük, kritik hasar idare eder ama hasar vermesine çok fazla gerek yok zaten. Fakat asıl önemli olan faktör Hua'nın canının ve defansının yüksek olması ki ölmeden görevini yerine getirip hedefin, yani boss'un atak hızını düşürsün ve atak çubuğunu emsin. Fakat açıkçası doğruyu söylemek gerekirse ben daha çok Liu Mei kullanma taraftarıyım, çünkü 3. skill'i 4 kere saldırıyor hedefe ve her seferinde hedefin atak çubuğunu %25'ine azaltıp kendinkine %25 artıyor. Yani 4 çarpı 25'ten 100 direktman hedefin atak çubuğunu sıfırlıyor boss'un ve kendinkini fulluyor. Tekrardan tur almasını sağlıyor. Şimdi bu skill bekleme süresindeyken tekrardan counter atak, yani kontra rövanş kullanıyor. Şimdi boss'tan hasar aldığı zaman tekrar geri saldırı yapabilir. Boss'a geri saldırı yaptığı zaman birinci skill'ini kullanacak ve birinci skill'i hedefin defansını kırıyor. Aynı zamanda ikinci skill'in devreye girmesini sağlayabiliyor bir ihtimalle. Ve ikinci skill'de yine hedefin atak hızını ve atak çubuğunu düşürüyor. Şimdi böyle olunca bana çok daha cazip geliyor. Üstelik skill up yapması da çok kolay, çünkü bildiğiniz gibi Ateş Kung Fu kızı eritme malzemesi. Yani rahatlıkla skill up yapılabilir. Ben yapacak mıyım? Orası biraz muamma. Ben şahsen ilk önce Shaolin'i Devil Moonlamayı, ardından da onu Devil Moonlamayı planlıyordum. Yalan yok. Ama şimdi ilk önceliğim Ateş Panda da olacak gibi duruyor. Çünkü birinci ve üçüncü skill'in verdiği zararlı etkiler gerçekten hem zararlı etkilenme oranları artırılıyor her skill up'ta. Hem de yani hasar çok önemli değil ama işte o zararlı etkilerin yerleştirilmesi, birinci skill'den defans kırma, üçüncü skill'den de seken darbe, atak gücü düşürme ve atak hızı düşürme kullanılıyor, veriyor yani. Ve gerçekten de güzel. Ha, ikinci skill zaten kendine counter atak, yani rövanş etkisi veriyor, artı tüm takımına can yenileme etkisi veriyor. Hal böyle olunca bayağı bir kullanışlı ve ne kadar kısa sürede skiller gelirse o kadar iyi. Lisa'yı max skill, 3. skill maksimum olmadan önce kullanmanızı tavsiye etmem. Ben buna da Devil Moon verdim. Neden bunlara ben sürekli Devil Moon veriyorum? Çünkü elimden at5 yok. En son bildiğiniz gibi Praha aldım. Alış o alış. Bir daha yok. Tövbe.
Ondan sonra neredeyse parlama bile görmedim. Yani evet birkaç bir şey aldım tabii ama onun üstünde çok fazla bir parlama gördüğümü söyleyemeyeceğim. Bu arada bu ayın TOA'sından da Mentura geldi. İyi, TOA Hard kadrom hemen hemen tamam gibi. Hemen hemen değil aslında, ara katlar için bayağı iyi durumdayım şu an. Ama işte Max olacak da, Alt Yıldız olacak da, rünlenecek de falan da filan da derken bayağı bir kasıntı olacak. O yüzden acele etmiyoruz. Her neyse, şimdi şu yaratıkların rünlerine bir bakalım. Değil mi? Şimdi kadro hemen hemen bu. Kafamdaki. Yani hıva açıkçası sürpriz oldu. Zaten rünleri de o kadar özenli olmadı. Şimdi gelelim. Fren. Fren şiddetli rövanş dizildi. Hız, atak, HP şeklinde. Yani çok muhteşem değil. Hatta bayağı kötü rünleri. Yani şuna bakar mısın? Sadece hız var diye duruyor burada. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Sadece hız olduğu için. Canı idare eder arka safta olduğu için. Fakat defansı çok düşük. Defansını artırmam lazım. Hızı artabilir. Artı 96. Ata yani Brune de çok kötü. Brune de tamamen atak ve ya altında düz defans var diye duruyor. Brune'ler gerçekten. Bir tek şu ve şu. Ya bu meh yani. Bu da meh. Çok muazzam rünler değil. Direncinin 43 olması yetersiz, fakat lider yeteneğiyle beraber Diaz kullanırsa, eğer takımlardan herhangi biri Diaz kullanırsa yüzde kaç, 30 mu geliyordu? Evet, %30 direnç oradan geliyor. %73 gibi bir direnç oluyor. %73 5. katta yeterli mi? Değil. Ama idare edeceğiz. Eğer olası bir stun yeme durumu söz konusu olursa Lisa araya girip %99'luk direnciyle onu tekrardan hayata döndürebilir diye varsayıyorum. Şunun max olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Keşke ikinci skill yerine birinci skill'e gitseydi diğer ikisi de. 5-5 en azından %35'lik bir şey olurdu. 3 kere gitmiş hatta. Aynen, %35'lik bir seken vuruş yaptırma ihtimali olabilirdi. Her neyse. Devam edelim bakalım. Friend böyle. Yani defans artacak ve canı artabilir. O mevirini takabilirim. Gelelim Shaolin'e, Su Kung Fu kızına. Bu yaratığın olayı hedef üzerindeki zararlı etkilerin sayısına göre hasarının artması. Verdiği hasarın artması. Vampir bıçak dizdim. Atak, kritik hasar, can. Herhangi bir grind yok üzerinde. Bir tane, aynen bir tek bunda HP'sini %20'ye çıkardım. Bu bayağı ilaç gibi geldi. Hani zaten daha fazla ekleyebileceğim bir şey yok buna. En fazla hızı biraz daha boostlayabilirim veya HP'yi biraz daha arttırabilirim, o kadar. Eğer ki bir gün bir şey gelirse buralardan, Grindstone gelirse. Bu rünleri olabilir ya, bu rünleri aslında hızdan ziyade hızlı olması için yapmadım zaten, görüyorsunuz artı 29 hızı var. Hem tank hem de hasar vermesi için yaptım. Yani artı 12k canı var. Artı 635 defansı var. Artı 670 ata, kritik oran, kritik hasar. Bilmiyorum, benim bayağı hoşuma gidiyor açıkçası. Fakat yavaş. Hızı bir şekilde artırmam lazım. Hızı nasıl arttırabilirim? Bu rune bir şey yapamam. Bunu çıkartıp elime bir şey gelirse eğer onu takabilirim ama açıkçası ona gelebilecek bir şey yok elimde. Bu niye duruyor burada ya? Burada hızı arttırabilirim. Artı 5 bile versek gayet ideal olur. Şuradaki isabet yerine defans yüzde gelebilir. Defans yüzde ama bu değil. Yani şöyle olabilir vesaire. Brune ne gelebilir burada? Hani belki o 4 kritik hasardan fedakarlık edilip oraya bir defans yüzde gelebilir. Olsaydı bak, şey de varmış burada üstelik. Aa, bir dakika. Bunu buna da takabilirim. Bıçak olup defansa ihtiyacı olan bir şeyim var mı? Liu Mei'de yok. Tamam, bu efsanevi mi? Efsane. Basalım şimdi, çünkü cidden Rift kadrosunda bunu kullanacağım için, uçurum akını kadrosunda %4, bari %6 falan verseydi ya. Tamam, 660 oldu, güzel. Şimdi daha fazla dolandırmayalım lafı. Skill up yapılacak. Ya özellikle ikinci ve üçüncü skill'in max olmasını istiyorum. Aslında bütün skill'lerin maksimum olmasını istiyorum. O ayrı bir mesele de. Hasarın artması burada. Atak çubuğunu düşürmesi ikinci skill ile, birinci skill'in hasarı yine aynı şekilde.
Bunlar gerçekten önemli detaylar. Bunlar aklınızda bulunsun uçurum akını için. Yani ufak tefek gibi görünebilir ama bir yaratığa vereceğiniz en ufak bir %5'lik ek hasar demek gerçekten hani gerçekten başarıya giden bir adım. Dediğim gibi bunun ya bu gayet iyi durumda sadece ve sadece hızı eğer hani hızı artı 10 artı 20 daha artarsa eğer muhteşem ötesi bir yaratık olabilir. Tabi şimdi üst seviyelere bakarsam eğer şu rünler rezalet vesaire yani. Ateş panda. Gelelim ateş pandaya. Canı güzel. Defansı. Çünkü nedenine geleceğim. Artı 62 hız. Ateş panda uçurum akını takımınızda hıza ihtiyacı olan en son yaratık. Çünkü yapması gereken tek şey bir kere tur alsın ya defans kırsın ya da işte yavaşlatsın seken vuruş yaptırsın. O kadar ve tanklasın. Ya yani ön tarafta durup ölmeyecek, arka tarafa hasar vermeyecek, verdirmeyecek. Olayın bu olması lazım. Fakat benimki enerji kararlılık muhafız diye 3 tane ayrı set, broken set, HP, defans, HP şeklinde dizili. Hani rünlere bakar mısınız? Yani her şeyin altında hız var. Artı 9, artı 10, artı 5, artı 9, artı 14. Ama artı 63 hızı var bu yaratığın ya. Ya olmaması lazım bunun. Ben bunu istesem, ben bunu gidip Shaolin'e ayarlasaydım, ayarlayabilseydim eğer bak muazzam olurdu. Artı 62 hız olacak. Defans canı her şey olacak. İsabeti de olacak. Defans direnci de direnci varmış zaten. İsabeti de olacak. Yani hey yavrum hey be. Sonuç olarak şey yapabilirim bunu. Şu an HP defans HP bunu defans HP defansa çeviriyorum yani 2 HP bir defans yerine 2 defans bir HP'ye çevirmek istiyorum. Kararlılık koyma sebebim takımın bu rün seti kararlılık rün seti takımdaki herkesin bütün müttefiklerin defansını %8 arttırıyor ve o %8 gerçekten işe yarıyor inanın. Çünkü uçurum akını neden olmasın. Gelelim takımımızın bir sonraki üyesine sayın seyirciler. Lisa. Ateş Nailstone Ajanı Lisa. Canı yüksek, defansı düşük, hızı ideal. Daha fazla olabilir tabii ki. Direnci harika. Tam yani 70 olsa tabii daha iyi olur. %99'a kalacak çünkü böyle olursa ya direnci. Defansı artabilir. Defansı gerçekten artabilir. Hatta defansı artmalı. Eğer ön tarafta kullanmak istiyorsanız defansı mutlaka yüksek olmalı. Şöyle söyleyeyim. Ön tarafta kullanacağınız bütün yaratıkların defansı yüksek olmalı. Çünkü boss ön tarafa sadece ön tarafa saldırı, ön tarafa yapılan saldırısını kullandığı zaman hedeflerin defansına göre hasar verir. Eğer sizin yaratığınızın ön safınızın defansı yüksekse çok az hasar alırsınız. Eğer ki defansınız düşükse hayatınızın hasarını yersiniz orada. Ne yazık ki. Şiddetli dayanıklılık şeklinde dizdim. Hız, can. Fakat bunu hız, defans, can yapmayı düşünüyorum. Veya bu alt özelliklerdeki defansları bir şekilde hani nasıl olacağını hiç bilmiyorum ama bir şekilde arttırmam gerekiyor. Canı ideal. Hızı ideal. Direnci güzel. Üçüncü skill'i maksimum. Her dörtlükte bir kullanılabiliyor. Onun dışında son ya daha doğrusu 5. karakter olarak da Liu Mei yani ışık kung fu kızı kullanacağım demiştim. Bunu Shaolin'in aksine biraz daha tank dizmek istedim fakat tam tersi oldu. Yo hayır tamam daha gayet ideal olmuş. Neden? Şiddetli muhafız şeklinde dizdim bunu aslında. Atak, kritik hasar, can. Atak, kritik hasar, HP. Bunların ikisinin de tank olmasını istiyorum çünkü hasar bir şekilde çıkacak. Shaolin'in üçüncü skill'i bir şekilde hasar çıkaracak. Liu Mei ise bir nevi Hwa'nın görevini yerine getirecek. Hedefin atak çubuğunu manipüle edecek. İkinci skill ile beraber düşürecek. Üçüncü skill ile beraber düşürecek. Hemen tekrar tur alacak. Yani defans kıracak. Şiddetli yapmak istememin bir diğer sebebi zaten tekrar tekrar hemen tur alıp hedefin atak çubuğunu olabildiğince düşük tutmak. Yani neredeyse amacım sadece ve sadece boss havaya kalktığı zaman veya kükrediği zaman şey yapabilmesi. Saldırabiliyor olması. Yani olabildiğince tur vermemek istiyorum boss'a kısacası. O yüzden mesela 41 hızı var fakat yeter mi yetmez mi? İşte orası zaten sıkıntıya sokuyor beni. Yani ilk başta bir kere bir iki kere tur alır fakat sonrasında
olası bir ölme durumuna karşı o yüzden biraz tank yapmaya çalışıyorum. 6 yıldız yaptığım zaman bunun canı ne kadar etkilenir hiçbir fikrim yok. Yani Shaolin'den fazla olacağı kesin. Ata da Shaolin'den fazla olabilir. Emin değilim ondan tam. Aslında bu atak tipi, bu HP tipi olduğu için bunun canı daha fazla olacak, ata daha az olacak. Defansı hakkında en ufak fikrim yok. Kritik hasar, kritik oran, kritik hasar şeyi muazzam oluyor ama zaten lafım yok. %30 direnç gelecek, %51'lik bir direnci var. Hani Lisa tek başına cleanser olarak yeter mi? Ya ondan korkuyorum açıkçası. Hatta Darion kullanmak yerine bir bakıma Konami'ye kasıp 2 cleanser bir yani 2 cleanser kullanmayı düşünüyorum. Konami'yi öne koyabilirim full defans dizip. Ya hız defans defans yapabilirim. Ya o tarz bir şey düşünüyorum. Veya Liu Mei yerine Nova koyabilirim. Ya açıkçası Nova pek içime sinmiyor. Yalan yok. Ya pasifi bir kere kapanırsa sıkıntı, fakat Liu Mei'nin öyle bir durumu yok. Ya her halükarda o atak çubuğunu kırabilir. Yani. Sıradaki Rift 2, yani Rift 5 uçurum akını 5 için hedeflerim bu yönde. Planlarım bu yönde. Ne kadar bir sürede tamamlarım kadroyu en ufak fikrim yok. Çünkü elimde full'um yok. Hani en azından şu Liu Mei ve Lisa'yı 6 yıldız yapmak istiyorum ve yapmak zorundayım da. Ya bu ikisini 6 yıldız yaptıktan sonra ondan sonra artık Konami'ye mi yoksa Derya mı kullanacağım iyice kesinleşir. Ama dediğim gibi şu an için ne olur ne biter hiçbir fikrim yok açıkçası ya. Evet. Evet sanırlar, uzun bir zamanlardan bol bol konuştuğum ve asla susmadığım bir video oldu. Çok özlemişim. Çok kesinlikle özlemişim. Evet, sanırlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.